direkt tatlıyla başlayalım. Tatlı evet. yiyelim, tatlı konuşalım. Haftanın ikinci günü güzel bir kestane tatlısı yapalım. Mevsimi de tam zamanı da efendim. Bir adet yumurta. Buyurun başlayın Cevriye Hanım. Gel canım. Bir çay bardağı zeytinyağı, bir çay bardağı süt, bir paket kabartma tozu, 1,5 yemek kaşığı sirke, aldığı kadar un. 400 gram kestane içi 1 su bardağı, fındık içi 200 gram erik pestili. Şerbeti için 2 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su. Buranın ayarı ne güzel oldu değil mi? Şu an nefis oldu. İki evet. gündür böyle. Aynı şeyden bahsettiğimiz an. Dün de bugün de. Nefis oldu. Yani hiç kim yapıyorsa ellerine kollarına Allah sağlık. Allah razı olsun. Vallahi. Düşünüyor bizi kanalımızı. Terlemiyorsunuz değil mi çocuklar artık? İyisiniz değil mi? Oy kurban olayım. Onlar terlemeyecek. Beni güzel çekecekler. Ben de onların gönlünü yapacağım, yemek yapıyorum onlara. Karşılıklı bu işler. Ben bu arada şerbetimize başlıyorum. Cevriye Hanımcığım, görüşmeyeli neler yaptık efendim? Görüşmeyeli. Birinci olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Normalde benim 5 tane birinciliğim var. Daha ne çekiyor yani? Benim ödül almam gibi bir şey bu yani. Benim 10 tane, 15 tane, 20 tane ödülüm var der gibi Cevriye Hanım. 5. birinciliğim. Kalpepe'de genelde birinciliği alıyorum. Arkadaşlarım diyorlar ki bana, Cevriciğim diyor, bir daha seninle kesinlikle katılmayacağız. Hep sen oluyorsun diyorlar bana. Senin olduğun yarışmaya katılmayacaksın. Evet, hep katılmayacağız diyorlar bana. Neler koyduk anlatalım ama Cevriye Hanım hep koyduk. Tabii sıvı yağ koyduk bir çay bardağı. Sirke, hı-hı. yumurta. Hı-hı. Sirke hamuru kıyır kıyır yapacak. Evet, kıtır yapıyor. Hı-hı. Yumurta koyuyoruz. Kabartma tozu. Tamam, bu kadar bu az kadar. Malzemeyle. Hı-hı. Peki Cevriye Hanım, bu el beceriniz hep var mıydı? Evet. Ya, küçüklükten beri. Küçüklükten beri var tabii. 12 yaştan beri mutfaktayım ben. Normalde. Eldiven vereyim Cevriye Hanım, yoksa yüzüğü çıkartır mıyız? Ben yüzüğü çıkartayım. Tamam, olmadı. Süpersiniz. Çünkü hamura giriyor ya. Onu şöyle o dolabın üstünde kalsın. Yok tamam. Yok orada düşürürüz. Şuraya koy köşeye. Olsun, evet, evet, alyansınız değil. Şurada dursun. Küçük 12 yaştan beri mutfaktayım yani. Çok mutfağı seviyorum tabii. Sonra komiklere gittim. Neredesin? İzmitliyim. Oy kurban olurum. İzmitliyim. Anneden mi? Kayınvalideden mi? Öğrendik. Annemden öğrendim. Tabii kayınvalidemin de tabii şeyleri var tabii. Etkisi katlı büyük. Şeyleri var bana. Tabii çok da seviyorum ben mutfağı. Ondan sonra işte diyorum komeklere gittim. O saat proje diye bir projemiz var. Ona katıldım. Ondan sonra işte açıktan şimdi gastronomi bölümünü okuyorum. Aferin sana. Allah nasip ederse bu sene bitirmeye uğraşıyorum. Kurban olurum ya, ne güzel ya. Diyorlar ki bana, aman bu yaştan sonra okuyup da ne yapacaksın? Diyorlar ama lütfen kimsenin hayatına mani olmayın. Okuyacağız tabii, kendimizi geliştirebildiğimiz sürece varız aslında. Ay, dönüp baktığınızda. Güzel yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceğiz. İstiyorsan biraz su ekleyebiliriz oraya. Evet hocam. Hamur toparlanmayacak, onun fazla kaldı. Serpil Hanım çok azıcık şey alalım. Evet. Bu arada okuyorum yani. Hem çalışıyorum, ev işi, aferin okul. Sen. Kaç çocuk var? 3 tane oğlum var. Allah bağışlasın. 25 yaşında bir oğlum var. 23 yaşında bir oğlum var. Maşallah. 11 yaşında da bir oğlum daha var. Ya işte görüyor musunuz kıymetli izleyicilerim, kıymetli hanımefendiler. Şimdi beyefendiler de izliyor. Onlara da başımızın gözümüzün üstüne ama bakın çalışan demir pas tutmuyor gerçekten. İşleyen pas tutmuyor yani. Hanımefendi gastronomiyi okuyor. Şey yapıyor, kendini geliştiriyor. Yarışmalara katılıyor. Tabii. Aslında bu ufacık şeyler insanın hayatındaki o monotonluktan da çıkartıyor bizi. Tabii tabii. Normalde bak şimdi şey var. Uluslararası yarışma var. Evet. Tuzla'da. Oraya da katılıyoruz şimdi. Cuma günü orada var yarışmamız. Bekleriz yani sizi oraya. Tabii ki. Çağırın gelelim efendim. Versene su sarpı biraz da. Un bir tık fazla kaçtı. Hiç korkmayın, böyle durumlar olabiliyor. Benim kendi mutfağımda da başıma geliyor. Suyla beraber yumuşatabiliyorsunuz. Aslında ben bunu hep sizlere göstermek istiyordum. Sen istersen elinden ayır, ben toparlayayım hemen hızlıca. Tamam. Sonra da açmaya geçeriz. Ben bu arada şey koydum Cevriye. Tamam, şekerimizi, şerbetimizi. Evet, tamam. Burada tereyağını eritiyorum. Bunun içine sıvı yağ istiyor musun? Evet evet, az da ona sıvı yağ ekleyelim, yeterli bence. Ha, tamam. Cevriye Hanım ilk birinci olduğunu, ben sen ellerini yıka, hemen toparlayayım ben de. Tamam. Cevriye Hanım birinci olduğunu öğrendi, dedi ki ne güzel ya dedi. ben dedi hediye medya istemiyorum dedi. Evet. Ermin Hanım dedi programına çağırsın yeter dedi. Oy dedim, kurban olurum dedim. Çağırırım tabii dedim. Niye çağırmayacağım? Ondan sonra
Şimdi hamurumuzu bakın kurtarıyoruz. Hiçbir şeyi ziyan etmek yok. Unu o yüzden hep önce sıvıları koyup ilerlerseniz daha rahat hareket edersiniz. Göz kararı biraz zor oluyor. Ama su ile beraber yumuşatıp iyice toparlayarak şimdi Cevriye Hanım'a bırakacağım. Çünkü gerçekten çok lezzetli bir tatlı yapmıştı bize tam kıvamında. Gelin böyle yanıma Cevriye Hanımcığım. Tamam. Siz de biraz daha toparlayalım özdeşsin. Buyurun siz toparlayın isterseniz. Tamam, teşekkür ederim. Cevriye Hanım da güzel yoğuruyor. Çünkü yani bu yoğurma sanattır efendim. Herkes yoğuramaz yani. Değil mi Cevriye Hanımcığım? Evet Enermiciğim. Başka ben ne yapayım? Nasıl yardım edeyim sana? Tamam, evet. Şerbet hazırladıktan sonra açtım mı? Cevizlerini küçülteyim bir şey, fındıklarını küçülteyim mi? Evet evet, fındıkları küçültelim, az içine atacağız ya. Bunları da tamam. Tamam. İç ağacıyla mı buluşturuyorum? Çok evet, farklı bir tadı vardı, farklı bir aroma ve tatlısında en çok kestaneyi evet, hissettiğimiz Cevriye Hanım oldu. Ama onu hafif denize çok şey yapmamıza olay gerekiyor. Kestane tatlısı olduğu için kestane aroması en yüksek olanı seçmek zorundaydık. Cevriye Hanım'da da gerçekten farklı bir lezzeti vardı. Bu içindeki pestilin, kestanenin yani böyle yoğun bir kestane lezzeti tadı aldık yani. O yüzden kesinlikle birinci olmalı dedik. Teşekkür ederim. Üç şefimizle beraber kendisini birinci yaptık. Bundan önceki şeylerimde ayva baklavası yapmıştım. Hmm. O da Kocaeli genelinde bir yarışmamız vardı. Çok güzel. Orada da birinciliği almıştım. Hı hı. Güzel bir yarışmalar. Etkinlikler Allah. Güzel bence. Hanımefendilerin hepsinin katılmasını isterim. Çoğu kişi hı-hı katılmıyor. Hamur, yapamam, edemem diye çok düşünüyorlar. Çok iyi oldu hamurumuz. Bak, 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 bak. Sakız gibi bir hamur yoğurduk efendim. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bugün kestane baklavası yapıyoruz. Gittiğimiz Kartepe etkinliğinde efendim bir numara olan Cevriye Hanım'la birlikte şu an yapıyoruz. Kaç bezeye böleceğiz? Dört beze şeklinde açacağız onları. Tamam. Zaten şu tepsimize yapsak yetecek Ceri'cim. Daha büyüğünü tamam yapmayalım. Çünkü vakit de biliyorsun sıkıntı olur. Bu senin... Böyle tamam, bezelerimizi ayırıyoruz. Şöyle. Şuraya alayım, kısıkla devam etsin. Birimiz kesiyoruz, birimiz yapıyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Sesi var, evet. Minik mi yapıyoruz bezeleri Cevriye'cim? Evet, minik yapıyoruz. Sonra dört tane birinden açacağız onları. Az bir şekilde açacağız. Hamurumu bu güzel oldu bence, sakız gibi. Evet, biraz dinlense daha da güzel olur açılması. Tamam, dinlendiririz. Biz başka tarife geçeriz. Bunu şimdi koyalım olmadı birazcık. Yok, bunu şey yaparız isterseniz. Hemen açılmayabilir. Açılmayabilir çünkü tepsim şey... küçük ya, onun için dedim size. Hmm. Siz bilirsiniz. Olur. Nasıl isterseniz, ben bilmem. Şöyle vallahi biraz hamur dinlensin bence. Yoğururken de şey yaptık ya toparlamada. Evet efendim. Kaç kat bir baklava olacak? Kaç kat? Normalde 5 tane birden açtığımız için büzüştürüyoruz ya. Büzüştüğümüz evet için katı yuvarladığımız zaman şey oluyor. Çok fazla artıyor. Fazla artıyor. Tamam. Muhteşem. Evet efendim, iki taraftan yaptık bezelerimizi, şöyle güzelce yuvarladık. Şöyle. Sonraki tarifimi... Hemen, işim var oynayamam şimdi. İşim var oynayamam. Kestane ufalıyorum. Ah hamur mis 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 mis. Böyle zor hamurlar bazen daha lezzetli ve daha güzel olur. Harikayız efendim. Hızlı hızlı açıyoruz. Bir tane merdanemiz var mı bizim? Reçetemiz evet çok güzel. Ona diyecek sözüm yok ama rica ederim. Versene, benim ben de güzel. Bir tane daha merdane varsa. Ki. Yok mu? İyi ki benim annem almış onu. İyi ki benim annem almış onu vallahi. Yoksa ne yapacaktık bilmiyorum. Senin merdanen var Nermin. Ne yapacaksın artık onu? Vallahi bir şey sorma, şu tamam, anamın aldığı gibi olmuyor. O da ayrı, doğru söylüyorsun. Anamın aldığı bambaşka. Kurban olsunlar ona. O benim çelzimden, çelzimden. Evet bir de o var, doğru söyledim. Anneler vallahi her şeyi alıyor. 17 yaşındaydım kız, Serpil annem onu aldığında. Bak gerçekten, bu 17 yaşında bir getirdi eve, diyorum ki ben bununla ne yapacağım acaba? Elimi hiç almamışım daha önce. 17 yaşında. Kadın bilmiyor ki elinden bırakmayacak vallahi sonra. Vallahi hiç elime merdane almam. Bir götür bunu ne dedim annem, ben ne yapacağım bununla? Bunu ben ne yapacağım hele? İşte. Bir verdi, pir verdi kadın. Kavgada, mavgada lazım olur. Evet, ikisini karıştırıyorum Cevriye'cim ben. Tamam. Bak, oldu bakayım mu? Bakayım nasıl oldu? Karıştır. Bakayım.
fındık ve kestane. İnce kesicilerden kim kaldı? Hiç. Kim kaldı ince kesicilerden? Oo, kestane, ceviz. Ye ve de yanında yat. Cevriye'cim açıyorum. Teşekkür ben sana. Ederim. Sen hemen açmaya geç. Hı. Vallahi diyorum ya, koşa koşa geldi. Ben de programa gelmek için sevindim. Burada da arkadaşlarıma selam göndermek tabii, istiyorum. Tabii. Diyorlar ki sakın şey, bize selam göndermezsen küseriz sana diyorlar. Buradan kız unutursun, unutursun. Cevriye yapma. Cevriye. Evet evet. Heh. Bak onu arada unuttukların ayıp olacak. Yok canım. Hadi tamam. Hepsini gönderiyorum. Hadi bakalım. Rukiye, Melek, ondan sonra Betül, Nesrin. Buradan hepsine selam gönderiyorum. Bütün arkadaşlarıma gerçi selam hepimize gönderiyorum. Hepimize selam gönderiyoruz. Hepimize. Kartepe, hepinize selam evet. gönderiyoruz. Kartepe, çok özledim. Vallahi ne güzeldi, hava da sıcaktı, mis. Ne eğlendik o gün. Bugün ay, çok güzel kar yağdı ya. Kartepe'ye de. Yağdı mı? Kar yağmış bugün. Ay, Ulu Dağı'na geliyorum ben. Bekir. Ben gidiyorum Serpil, sen kocanı bırakamadın ama ben çocuklarımla gidiveriyorum. Ben kocamı bırakamam. Nerede? 30'unda oradayım Ulu Dağ'da. 30, 31, 1'ine kadar oradayım. O da kankasını, kankanı bıraksana olsun. Süreyya ile gidiyorum. Gelmedin, gelseydin. Ha, Süreyya da geliyor. Tabii. Vay vay vay. Onun için Süreyya istedi. Bir daha izin alamazmış. Peki, yapacak bir şey yok. Ben kocamı bırakamam. He he he. Ne kocaymış. Ayhan abiye söyleyeceğim. Ayhan abi gidebilirsin dedi bana telefonda. Yok, onda bir sıkıntı yok da, ama ben kıyamam şimdi. Bunu da ya. Mı keseceğiz? Evet evet, onları da keseceğiz. Ha öyle mi? İnce ince. İnce ince kıyıyoruz efendim. Şimdi siz bunu bence oklavayla büyütün, ben açayım diğer bezemi. Tamam. Şunları koyalım aşağısına. Aynen. Şunu ben size vereyim. Devir daim yapalım. Çünkü izleyicim benim ekran başında sıkılmasın. İki tane şöyle fıtır 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 açalım hemen. Aldık. Küçükken teyzem açardı böyle. Yer sofrasında. Rahmetli Canan teyzem. Mekanı cennet olsun. Derdim ki Canan teyzem gelsin Pestil. Baklava yapsın. Pestil. Annemden büyüktü Serpil. Ha, Allah rahmet eylesin. Geçen sene kaybettim o teyzeni, hatırlıyorum. Ne tatlı kadındı ya. Bana kurşun falan da dökerdi. O bana kurşun döktüm, ben çok rahatlardım Serpil. Çok ya iyi işte... gelirdi. Kurşun diye bir şey yok ama iyi geliyordu. Bir de dua ederek tabii dökerdi. Tabii canım, o duası. Aynen öyle. Önemli olan. Yüksel mi geldi kulağına Nermin? Yok yok, kulağımda kimse yok. Çok güzel, huzurlu, sağlıklı. Yüksel herhalde hasta, yatıyor. Aramadı, sormadı. Bugün Faysal Bey var. Faysal Bey de huzur bozmuyor. Sessiz sakin takılıyoruz. Evet efendim, şöyle Faysal. Güzelce açtık, döndüre döndüre. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hamur efsane olmuş Cevriye. Evet, biraz şey oldu. Açılıyor. Cevriye'cim bu iyi mi? Daha küçülteyim mi? Yeter yeter Serpil Hanım. Ama küçültür mü istersen? Bakın döndüre yok, döndüre. Bak, gerek yok. Merdane kendi açıyor. Bak, bak, bak. Hep bunları Canan teyzem rahmetlik. Ondan görmüştüm. Hey. Kız çocuğu işte, bak nelere dikkat ediyor. Şöyle atarlardı. Nişastayı araya şöyle serperek. Bunlar çok önemli detaylar. Değil mi? Evet Cevriye. Tabii. Şeyi nişastayı attığımız zaman da elimizi şöyle vurmadığımız zaman daha da güzel açılıyor. Ya bak. Nişastayı bak, bunu da öğrendim. Şey, bir daha elimi vurmam. Bak yeter. Bak nasıl dönüyor bak. Oklavamız küçük geldi. Hamur uzmanımız bak bak bak. Hmm. Muhteşem. Evet. Dört kat dört kat yapıyoruz efendim. Bu da tamam. Şöyle koyup şöyle nişasta yatarsak, vurmazsak diyor daha rahat açılır. Şöyle bak. Heh. Serpil ben iyi biliyorum ha. Siz bu işi biliyorsunuz. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Heh. Ben de buradan büyüteyim Cevriyeciğime. Oklavası ufak geldi. Evet yapalımız. Şöyle açıyoruz. Bugün çok amaratız efendim. Beyaz TV ekranlarında kat kat baklava açıyoruz. Özellikle üst üste açtığınız yufkaları her zaman ters düz edin ki alttaki de üsttekiyle aynı açılsın. Şöyle atıyoruz efendim. Şöyle açıyoruz bak. Ha, aralarına koyuyor pestili. Evet, evet. Böyle koyuyoruz orasını. Kestaneyle de buluştum mu manyoş bir tat veriyor. Dur, o gün evet senin tatlında bir mahoşluk vardı böyle. O kadar güzeldi ki. Tereyağını da bak orada Cevriye. Tamam, onu en son üzerine dökeceğiz. Ha, bak üstüne, görüyor okay. musunuz? Hamurun güzelliğine bak. Hiç açtıkça yırtılmıyor. Açtıkça açılıyor. Maşallah, subhanallah. Evet. Ben bunu kapatayım mı Cevriye? Kapat, olduysa tamam, şerbeti kaynat. Ben tamam. Şeyi alayım şunun içine. Yüksel bugünleri şu... görseydi. Ağlar. Gözleri yaşarırdı.
Bak hamur açıyorum canlı yayında. Ama biz daha ilk defa yapmadık iner mi? Olsun. Bugün daha çok mesela böyle mutlu olurdu. İzliyordur o bizi şu an gerçi. Mis. Hayır, en çok çalışan benim. Niye herkes hasta oluyor, ben olmuyor? Herkes uyuyakalıyor, ben kalmıyor. Şöyle. Evet efendim. Nermin sen uyuyakalmaz. Sen uyursan hepimiz ölürüz. Vallahi Allah vermesin. Boşnak kızı olmak bunu gerektirir. Açacağız hamuru. Hey. Ha, ben böyle sıkıştıracaksın sandım. Sıkıştırdım. Sıkıştırdık, döndürdük. Yok yok, hani şöyle var ya. Anladım. Adını bilemedim şu an. Anladım. Şeker gibi. Allah'ım. Ceviz'cim o tereyağını ver aşkım bu tarafa sen. Benim sunucumun şeylerine engel oluyor. Ben şu an ağza geldim. Hareket. Oklava ufak ama cevriyecime bırakıyorum burada. Ver bana onu canım, ver bana. Ondan şey yap. Al cevriyecim. Çok şey olacak değil mi? Büyük kalacak. Evet. Şöyle. Kalmaz kalmaz, ben inanıyorum size. Şimdi bak, vurma şeklini yakın çekiyoruz Halil hocam, hazır mısın? Dur yavaş. Girelim mi? Çek. Heh. Döndürüyoruz, çapraz alıyor bakın. Vurma işlemi yapıyoruz burada. Şu katını atalım. Nefesim kesildi, sabah sporumu yaptım. Cevriye. Dersin ki Nermin Hanım'la, Nermin Cim'le de börek açmadık. Evet. Baklava açmadık demezsin artık. Bana ablam dedi ki Nermin'in programına bir gün katılsana Cevriye'cim dedi ya. Bak. Ya dedim abla nasip dedim ya, niye olmasın? Oldu ya nasip. Bak her nasip, şey, her nasip. Şey nasip. Burası nasip. Nasipten öte köy yok demişler. Tamam, ver bana. Ama ben şunu dizerim. Kesildi. Tamam. Size. Bak incecik açtık. Cevriye, aman, aman, bence şunu aman, bence buruşlu aşk o. Buruşlayayım. Olsun. Olsun tabii. Şimdi büzüştürmeyi göstereceğiz yakında. Kaçıyorlar Cevriye. Oh, şöyle çıkarsak. Bugün de hamur açma seansımızı başarıyla tamamladık. Yalnız bu gazla ben bir 5-6 tepsi baklava açabilirim Cevriye'cim. Bugün biz komple baklava mı yapsak? Bu gazla ben... Devam edelim diyorsun. Oh. Şunu da ziyan etmemiş olalım. İki tur da ben atayım mı? Yok, açıldı ince yeter. Nefes nefese kaldı. Oklavam yetmiyor. Bunun bu kadarını istiyoruz, evet, Yüksel. Evet, büyük lazım bir tane. Uyuma Yüksel. Bu kadar. Yüksel Bey şu an izliyor. Şimdi büzüşmeyi gösteriyoruz. Yavaş. Heh. Tamam. Ne yapıyoruz Cevriye'cim? Şimdi yuvarlıyoruz. Heh. Tabii şöyle oklağımız küçük olduğu için. Heh. Hop, sessiz. Bak, o kıvırcığını oradan aldık. Sonra evet, açıyoruz. Açıyoruz. Bak nasıl pile 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 oldu. Ay kurban olsunlar. Bak, sonra kestaneyi de arasına dökeceğiz. Kestane, ceviz. Aman. Serpil o işlik kalsın, ben kestaneli bir kurabiye yaparım size. Evet. Kestaneyle fındık. Çok güzel olur. Çok güzel oluyor. Ceviz yok muydu onun içinde? Fındık mıydı? Hı, fındık. Ceviz koymadık. Tamam. Pestil. Evet efendim. Ceviz ve kestanenin üzerine koyuyoruz. Şimdi diğer tarifimiz ne? Senin pide. Rulo pide gelecek. Bir pide yapacağım. Ama sakın demeyin öyle pide olmaz. Bu farklı. Bizim usulümüz. Nermin'in Enfes Mutfağı Beyaz TV izleyicilerine özel... Böyle içerisinde pastırmalı, ondan sonra koşarlı, pesto soslu güzel bir pide yapacağız. Cevriye Hanımcığım elimden yemek yesin dedik. Biz de yapalım bugün dedik. Bak nasıl güzel oldu. Bak bak baklavaya bak. Oy oy oy. İşte. Heh, işimizi severek yapmanın güzelliği. Oh elhamdülillah. Koyalım hemen. Kaç derecede pişireceğiz Cevriye'cim? 180 derecede. Pişmesi iyi oluyor. Ağır ağır güzel oluyor. 180 derecede ağır ağır pişireceğiz. Şerbetini hazırladık. Şerbet soğuk, tatlı, sıcak mı olacak? Şerbeti fark etmiyor. Soğukta dökebiliriz. Sıcak da ama ılık döktüğümüz zaman daha güzel oluyor. Böyle gezdirir mi ben bir yandan? Gezdir. Kaymağı gelmeyecek değil mi? Evinde kalacak. Üzerinde siyahlık oluyor. Kaymağını almadan bakın.
Önden ısıttık yağımızı. Şöyle kendi bir kaşık veriyorum hepsinin üstüne. Zeminde beyaz kaymağı kalıyor. O beyaz kaymağı da dökmeyin. Pilavların içerisinde yemeklerde kullanabilirsiniz. Ziyan etmeyin çünkü. Şöyle açabiliriz. Evet efendim. Güzel, pratik bir yöntem. Önümüz şimdi Ramazan. Ben alırım. Dilerseniz Ramazan'da yapın. Dilerseniz bayramlarda yapın. Efsane bir tarif. Canınız istedi. Bakın şipşak. 4 kat üst üste açtık. 4, 8, 12 bezeden oluştu. Bir tepsi çıktı böyle bir küçük cam fırın kabına. Yeterli oluyor. Bakın görüyor musunuz? Zeminde köpük var. Onu koymuyorum, o beyaz köpüğü. Koyarsam baklavamızın üstü yanar. Yanmasını istemediğimiz için. Sadece yağını koyuyoruz değil mi Cevriyeciğim? Evet. Sadece yağ yeterli. Evet. Bakın şunu göstereyim Halil Hocam. Köpüğü kaldı. Şu beyazı karıştır. Hani şöyle mi yapayım görmeniz için? Şöyle mi yapayım? Böyle mi? Böyle mi? Şu bak. Görüyor musunuz? Bunu koyarsanız bayağı bir yanar. Önceden ısıtılmış. 180 derece fırına atıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına geliyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Serpil malzemeleri getirsin. 180'a çevirdik. Turbo mu alt üst bir ayar mı? Fark etmiyor normalde. Bütün turbo da yani, pişsin değil mi yavaş yavaş? Daha da güzel olur. Evet. Baklavamız oldu mu? Onu çıkartalım mı? Şurada kendim halay çekiyordum. Fark ettim. Eğleniyor olsun. Onun galiba bir tık altı. Onu en alta indirelim bence. Birazcık ayarını yükseltelim. Bu cam kaplarda, ben şimdi bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi bu yaptığınız cam kaplarda ister istemez zemin kısmında hamur beyaz kalıyor. O beyaz kalan hamuru ne yapacaksınız? En alta indirip biraz daha pişirebilirsiniz. Bunu aynı şekilde börek yaparken de aynı sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Bana bu çok geliyor, pişmiyor. Pişmediğinde hemen alta indirin. Üstü zaten pembeleşmiş oluyor. Cam kap. Çorbamıza geçelim hemen Serpil Hanım. Ben sildim ortalığı. Canım benim dur. Nermin Hanım haftalık temizlik yapıyor. Tatlımız da geldi. Ben o bezimi bir alayım tatlım. Serpil. Haktım. Yok ben istemem. Ben çorbamı getirdim. Şerbet orada kızlar. Şimdi şerbetimiz nasıl olacak? Anlatın hocam. 3 bardak şeker. 3,5 bardak da su koyuyoruz. Soğuk mu olacak? Evet soğuk olacak. Tatlı. Tatlı. Soğuk olmasının nedeni kestane olduğu için sıcak verdiğin zaman şey oluyor. Yumuşuyor. O zaman bu fırından ilk sıcağı çıkmış olacak. Bu soğuk olacak. Soğuk olacak. Tamam, evet şerbeti soğuk olacak. Teşekkür ederiz. Sesi duyalım. Oy, oy. İstiri tatlı. Gerçekten efsane oldu. Enfes enfes oldu. Nermin'in enfes kaynarı kısmı olayım galiba. Ayvalar ne kadar pişecek Cevri Hanımcığım? Ayvalar aşağı yukarı bir 20 dakika pişmesi lazım. Kısayım mı? Kısalım. Altı suyu şey olmasın çekelim. Okey. Evet tamam. Şerbetimiz kaç dakika içerisinde çekiyor? Aşağı yukarı. Şerbeti aşağı yukarı bir 15-20 dakika sürüyor. Tabii bir gün beklediği zaman daha da güzel oluyor. Anladım. Anladım. Efendim Nermin'in Enfes Mutfağı sayfamızda çok güzel bıçak seti hediye ediyoruz. Böyle jilet gibi kesen harika bıçaklar. Aman parmaklarınızı doğramayın. Yapmanız gereken az önce ilk şifreyi vermiştim. İkinci şifre birazdan masada gelecek. Arkadaşlarınızı etiketleyin. Sponsor firmaları takip edin. Başka bir şey istemiyoruz efendim. Dün kitap kazanan iki izleyicimizi birazdan arkadaşlar bana atacak. Beyaz TV sayfasından olanı seçtik. Evet efendim, muhteşem bir günü daha bitirmiş bulunmaktayız ama keyfimiz yerinde. Sonuçta çok evet. Lezzetli, evet. Çok farklı tarifler hazırladık sizler için ve 2 saat içerisinde bu güzellikleri Cevriye Hanımcığımla birlikte yetiştirdik. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Bir numaramız o bizim. Kestaneli baklavayla bir numaralı yarışmacı olmuştu ve bizim programımızda olma hakkını kazanmıştı. Ben hemen yemeklere geçeceğim ama... Kitap kazanan, bugün değişiklik olsun önden açıklıyorum. Kitap kazanan Aybüke oldu efendim. Aybüke Boztaş. Diğer kitap kazanan Büşra Bektaş. Yine sosyal medyada göreceksiniz. Bir de efendim bıçak hediyemiz vardı. Bıçak hediyemizi kazanan kıymetli hanımefendi Sibel Bulut oldu. Hepsi Nermin Enfes Mutfağı Instagram hesabında olacak. Kısaca neler yaptık?
Ayvalı baklava yaptık. Ayvalı bir baklavamız oldu. Şey, kestaneli. Kestaneli bir baklava. Buruç çorbası. Ayva dolması. Pidemiz. İçerisinde bol renkli sebzesiyle, etiyle harika bir görsel şov. Çin böreği yaptık. Ve salata efendim, salata. Bakalım salata olacak mı? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, salatamızı da açıyoruz. Bir kocaman alkış da salataya gelsin. Görüntünün güzelliğini görüyor musunuz efendim? Anlatmaya gerek yok. Kesinlikle denemelisiniz. Bugün kıymetli konuğumla birlikte sadece yemek yapmadık. Çok keyifli bir sohbet de ettik ve sonrasında da oynadık. Evet, biraz da oynadık. Kurtlarımızla döktük. Buradan seni Kartepe'ye güzel, dinç bir şekilde gönderiyorum. Evet, teşekkür ederim. Nasıl? Ne söylemek istiyorsun? Çok mutlu oldum. Beni programa çağırdığın için gerçekten de katılmak istiyorum böyle şeylere, etkinliklere de. Ne bileyim, inşallah ileriki zamanlarda yine katılırım programına. Başımızın üstünde yerim var. Bir dahaki sefer İzmit yemeklerini yaparız. Evet, İzmit yemekleri. Yöresel lezzetleri sizden alalım. Evet. Biliyoruz değil mi İzmit yemeklerini? Evet, biliyoruz. Çok değişik. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Evet efendim, gördüğünüz üzere kendisine gerçekten güvenen, ayakları üstünde duran bir hanımefendiyi bugün konuk aldık. Ve özgüveninden ötürü tebrik ediyorum. Canlı yayın tecrübesi ilk defa çıkıyor ekrana. Muhteşemdi. Ona rağmen her şeyi çok güzel yaptı. Ama buradaki atmosferi gerçekten güzel ayarlıyoruz. Samimiyetimiz, güler yüzümüz. Hep yani istiyoruz ki gönüller bir olsun efendim. Her zaman söylemiş olduğumuz gibi evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. Rabbim herkesin evine Halil İbrahim bereketi versin. Bu sofrada ne varsa sizlerin evlerine de nasip olsun diyorum. En güzel emanet ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, hoşça kalın.